Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle e-bebek inceleyeceğiz. E-bebekte son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında 7 Eylül'de işlem görmeye başladığını, devamında güzel bir çıkış yaptıktan sonra bir düşüş trendine yöneldiğini görüyoruz ve fiyatlar 82.90 zirvesine 56.15 seviyesine kadar gerilemiş. %30 bir düşüş kaydetmiş. Ardından burada tepki alımları gelmiş. Bu tepki alımlarıyla birlikte 66 seviyesine kadar çıksa da oluşan satışlarla da günü 62-65 seviyesinden kapatmış arkadaşlar. Bu arada tabii ki bilanço açıklanmıştı. Bilançoyla da birlikte pozitif fiyatlamalar gördük e-bebek tarafında. Çünkü gayet güzel olumlu bir bilançoydu. Özellikle muazzam olan %350'nin öz kaynak artışı burada şirkete artı yazdı ve burada fiyatlamaları bir miktar destek bölgesine yukarı doğru taşıdı. Şimdi bu fiyatlamaların devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Net bir düşüş trendimiz var. Düşüş trendinin kırılması için kesinlikle 66'ın üstünde fiyatlamaya ihtiyacımız var. 66 kırılırsa da burada zaten bu bölgeden risk alan arkadaşlara da 75-76 seviyesinden satış yapabilirler. Bu da %20'ye yakın bir kar marjı sunacaktır. 76'ın üstündeki fiyatlamalarda en son zirvesi tekrardan hedef fiyat olabilir. Burada bu seviyeler gelmesi durumunda tekrardan burada nasıl bir seyir izleyecek o önemli olacak. Kalıcılık sağlarsa tekrardan en son zirvesini denemek isteyebilir arkadaşlar. Ancak buralardan satış olabileceğini de unutmamak gerekiyor. Özellikle geri çekilmelerde alım gerçekleştirebilir. Garanti alım yapmak istiyorsanız 56-57 seviyesi gelirse alım yapabilirsiniz. Burada negatif bir fiyatlamayla geri çekilme olursa da buradaki düşüşleri de isterseniz orta vade veya kısa vade al sat yapmak için de değerlendirebilirsiniz. Ama ben garanticiyim derseniz dediğim gibi de e-bebek tarafını izleme listenize alın. Özellikle fiyatlar tekrardan 56-57 desteğine doğru yaklaşırsa buradan hem tepki yükselişinde satmak hem de orta uzun vade içinde alım gerçekleştirebilirsiniz. Şu andaki görüntüsü gayet pozitif arkadaşlar. Burada kısa vadeli bir trend hareketi başladı yukarı yönlü. 61'in üstünde kaldığı sürece yukarı fiyatlamalar devam edecek gözüküyor. Önündeki tek engeli var 66 seviyesi arkadaşlar. 66'nın aşılmasıyla ilk etapta 75-76 seviyesi uzun vadede burada da kalıcılık olursa en son zirvesini hedefleyecektir. Şöyle de bakalım. Daha üstü de mümkün tabii ki de onu da söyleyelim. Eğer direnç aşılırsa en son zirvesi de aşılırsa uzun vadede de burada 90-95 bandı da e-bebekte hedef fiyat olarak takip edebilir ki bu fiyatlamada büyük ihtimal 2024 yılında görebiliriz. Burada e-bebekte 61'in üstü pozitif arkadaşlar. 61'in altında biraz daha geri çekilmeler görebilir. İsteyen arkadaşlar da bu geri çekilmelere ilave edebilir. Kısa vadede 66 geçirirse pozitif fiyatlamanın devamını görürüz. Bu da bizi 75-76 seviyesine götürür arkadaşlar. Düşüş trendi kırılırsa arkadaşlar zaten şurada gördüğünüz gibi aşağı yönlü net bir fiyatlama var. Eğer bu seviyeden de kırabilirse tekrardan 75-76 hedef olacaktır arkadaşlar. Ebebek bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.